Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'in karısı Zeynep Es-Sakafiye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar, ziynet eşyanızdan bile olsa sadaka veriniz," buyurmuştu. Zeynep sözüne devamla dedi ki, bunun üzerine ben Abdullah İbni Mes'ud'un yanına dönerek, "Sen eli dar bir adamsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. Ona git de bir soru ver. Sadakamı sana vermekle bu emri yerine getiriyorsam ne âlâ. Şayet olmuyorsa başkasına vereyim," dedim. Abdullah, "Kendin git sor," deyince ben de gittim. Hazreti Peygamber'in kapısına varınca Ensar'dan bir kadının orada beklediğini gördüm. Meğer onun derdi de benimkinin aynıymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmeye de pek çekinirdik. İçeriden Bilal çıkıverince ona, "Hazreti Peygamber'e git de kapıda iki kadın bekliyor ve kocalarıyla kendi yetimlerine verecekleri sadakanın kabul olup olmadığını soruyorlar," de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bilal hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girerek meseleyi anlattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" diye sordu. Bilal de, "Ensardan bir kadınla Zeynep," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hangi Zeynep'miş o?" diye sordu. Bilal, "Abdullah'ın karısı," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Onlar böyle yapmakla iki sevap birden kazanırlar. Biri yakınlarını himaye sevabı, diğeri de sadaka sevabı." Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Akrabayı himaye etmek, yapılacak yardımlarda onlara öncelik tanımak gerekir. 2. Akrabaya verilen sadaka daha sevaptır. 3. Bir kadın kocasına ve çocuklarına bakmak, onlara nafaka vermek zorunda olmadığı için kendilerine yaptığı harcamalar sadaka yerine geçer. Bir erkek de kendilerine nafaka vermek zorunda olmadığı yakınlarına sadaka verebilir. 4. Kadın kocasına sormadan kendi malını dilediği gibi harcayabilir. 5. Bilmediği dini konuları öğrenmek erkeğe olduğu gibi kadına da farzdır. 6. Bir kadının dini konuları öğrenmek için evinden çıkmasında hiçbir sakınca yoktur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifi gereğince anlamayı ve tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.